Selam. Selam, her vaktiniz. Hoş geldin. Her vaktiniz hayırlı. Tamam, hoş geldin. Kim ne zaman alıyor? Terbiyeli benimle birikiz. Satın olmadı. Neyse düz avşanlarım. Yetti. Kimde? 12 düzde mende. Bende de 12 tane. Allah birinci sualın cevaplarında səhvliyi var. Necə? Birinci sualın cevaplarında səhvliyi var. Ev olsa sənə mükafat verəcəm. Vergiyə imkansız qəbul etdirəcəm. Qəşəng. Başlayalım. İnşallah dikkat getirdiniz. Zapsa koyduğundan mı katılalım? İnşallah birinci bu sağdan başlayalım. Çünkü ders bunun burada ders vakti çeksen bir çok vaktimiz gelecek. Birinci bir terazi sağdanla. Sekizinci sağdan başlayalım. Ders sağladı. Bu hisseler birbirine beraberdi. Burayı gördüğünüz gibi buradan ağırdı. Burada buradan ağırdı. Bu buradan beraberdi. Bu bundan ağırdı. Bu bundan ağırdı. Yani mahiyet olur. Şartta verir ki birden ancak bu sağ ol kimse veren de şey olsun. Murat Mehmet'e yazık dursun burada. Öyle bir şey var kim de istiyoruz. Demek bunlar birden 7'ye kim adetler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kim rakamlardı? Natural rakamlardı, rakamlı adetlerdi, biz meyveliyiz, inlerdi. Burada haradansa başlama, en rahat buradan başlamaktı. 4x, 5 ile terebir beraber. Bu 4 tane, bu 5 ile niye beraber olduğuna göre, yani bu 4x, 5 ile beraber. Ve buna sen 5'ler diyebilirsen, Murat Hanım, otaktan tutmuyorum, ben ders hızını tutmuyorum. Kimse de ses bir sonra sen onu bir ses tutamazsın. Bu da 4'ler. En birinci Murat aldı. 4 ve 5. 4 ve 5'i taptığı toladın. Kaldı elimizde diğer elinde. 4 tane 5'in cevabı 20'di. 5 tane 4'ün cevabı 20'di. İkisi bir yerde kaldı. Demek ki burada kaldı. Burası 20, burası 20. Ama burası 10 ve 10 değerli ben. Çünkü burası buradan ağırdı. Bakalım bu rakamlardan ne 1, ne 2, ne 3'ü burası koyabilmeler. 3 koysam bile 6, onda geri bırak 14 ola ki buraya 20 olabilsin. 6 da 14'ten ağır değil bakalım. 3 diyebilmem. 2 ve 1 geç diyebilmem. Demek ki şu zaman ya 6'dı ya 7'di. İkisinden birini yoklayarsan, 6'ını yoklayarsan, düz gelecekse problem yok. Yok, sert gelecekse 7'ini yoklayarsan. Getirir şu zaman yerine 6 ya. 6, 6, 12. Onda buraya geri 8 olur. Çünkü burayla buranın değerini 20'di. 12 de 8'den ağırlı. Burası 8 olması için ancak bunlardan istifade edebilirsen, bunlardan da ancak 3, 3, 2 yazabilirsen. Geldi çıktık bu ise. Kvadrata 4 takmıştı. Uluza 2 demiştik. Bura 6 ise bura 14 olmalı. İkisinin değerini 20'di ağırlı. Buna da 7, 7, Roma'da 7 dedik. Artık 7'den istifade edildi, 6'dan istifade edildi, 3'den, 2'den istifade edildi, bir de 1'i kaldı ki harada kazıyor. Demek ki benim sağlığım meselelerini hallemiş. Burada 40 80'di bura. Ben buna da 80'di. Bura 40'dı, bura 40'dı. Bura 20'di, bura da 20'di. Bura mı 20 de yapınlar ben dediğim gibi. Roma tapmıştık 7, 7, 7, 14. Bu figür 5'ti, 19. 20'den 19'u da oldu 1. Ve hamsı tapmış oldu. Aydın Damiya. Aydın'ım ben, çok sağ olun. Sağ olun. Aydın olması videosuna tekrar bakarsınız. Şimdi başlayarak baştan, birinci sualdan. Birinci sual, numuneden. Gelir aşikar operatörlere bir numunede. 52'den almışım 364.
61'den almışım 427. 15'ten alıp T. 32 160 alıp 23'ten 115 almışım. 11'den de K. 52'den 364'e 7'ye vurup 61'i 7'ye vurup benzi sebepler 15'i 7'ye vurup 105 alır. 32'ni 5'e vurup 23'ü 5'e vurup 11'i de 5'e vurup 55 alır. Topluyor cevabı 160 görmüyor. Ama bu sert soldu. Niye sertti? Çünkü burada da eğin işareti, burada da eğin işareti. Burada vur yerli, burada vur değiştirebilmezse. Mümkün değil. Şimdi işaretin bir funksiyonu var. Ama bakalım ki 52 fark 7'ye vurdu. Onda özel sual versen bir 7 aralıklı. Diyesen belki 5'ten 2'nin zemini arasında bir 7'di. 61 ona göre 7'ye vurulur ki bu 7'di. Belki 6 ile 1'in zemini arasındadır. 23 ona göre 5'e vurulur ki bu 5 belki 2 ile 3'ün zemini arasındadır. Üstler ikinci. Abi gördük ki bütün belkelerimiz düz çıktı. Biz de ortak alamet aktardık. Ortak alamet. P ne oldu? 15 lira olacak 1 plus 5. Geri aşağı operatörlerde yanında sanıyorsunuz. Her bir işaretin bir funksiyonu var. Ve her bir işaretin funksiyonu hem bir misalın ölüm için mahiyeti taşıyor. K 22'di, P'de 90'dı. İkisi bir yerde 112 verir. Aydın hocamlar. Aydın. Nöbet sual. İkinci sual. Demeli A variantında limanlı. C'de aeroportlu. D'de vazalı. Y'de kosmodromlu. Kosmodrom. Bunlar hamısı yani yola çıkmak için. Ben limanla yola çıksan, aeroporttan yola çıksan, vazaldan, kosmodromdan. B variantı depo. Bu düzgün cevap budur. Yük saklama yerinde. B variantı düzgündü. Kim B götürürse düzgün götürür. 3. Bu da anagrama aitti. Demeli A variantı cetvelde düzgün cevapta budur. Diğer variantlar vesige, diplom, atestat ve de sertifikattır. Vesige, diplom, atestat, sertifikat. Bunlar hamısı tekrar ortak alameti var. Ama cetvel bildiğimiz farklı bir nümle. Dördüncü sual. Dördüncü sual asan tehlil karakteridir. Demeli 8 ile yakındır ki Gürcük halkının milli iktidarı dahi şair ve mütefekkiri Şodur Sovyetli Pelek dersi giymiş pehlivan boyamasıyla şiir ve senet aleminde yaşamaktadır. Pelek dersi giymiş pehlivan boyaması Sövbükte ve temperverlik ideyasıyla ışıklanmıştır. Falan başlayacak. Buradan ne çıkıyor? Eser ve temperverlik yolunda yazdı. Metinde de açmayalım demiş. Geldi çıktı beşinci suala. Beşinci sual aşker operatörler. Birinci sual gayri aşkerdi. Beşinci sual aşker operatörlerdi. Beşinci sual düz yazanlara. Ali Mellim. Aha. Beşinci sual kısa bir söyleyeyim. İlk defa önemli vergi imtihanında düşüyor. Yani bu tip sual ne magistratura da ne dövmet kullanmaya çalışıyor. İlk defa yüz bir kadar evvel, üç dönemde ilk defa magistratura imtihanında düşüyor. Ve vergi imtihanında düşmüştü. Biz son iki yılda buna ve buna da olmuyor. Ama tariflerle istifade ediyoruz. A minus B plus 12 minus 3 bölü B her şey düzgün kötüsü dövme daha aşağı yerini sevmişim burada. Onu tercih edin. Aşağı operatörlerinde hiç tepkileşmeden yerine boyu hesaplayırsan. Ulduzun solu A'dı bizde ulduzun solunda 7'di. A'nın yerine 7 boyu. Ulduzun sağında B'di bizde ulduzun sağında 3'tü B'nin yerine 3 koydu. Niyetin bütün A'ların yerine 7'di B'lere 3 koyursa A'ların yerine 7'di B'ye 3 koyursa. Bu ifade beraber oldu. 7 minus 3, 4 eliye, 112, 16, minus 3 lira oldu. 3 ulduz 7'di. Bu misalın bir de tehlikeli cevap oldu ki, bu hisleri bir de tekrar edersin. Ben her şeyi yerinde saklayacağım. 16 minus 3 lira. Bu mütezden için bir de sadece tezden hesapla. Yani bunu tezden hesaplayırsan buna gelecek. Ve sağda solda x'i tenliye edersin.
Misalın çətin misaldır, amma mən dərsində izahımdan sonra 3 dəfə də videoya baxsam, ən başa düşməyəcəyəm, öyrə də başa düşəcəyəm. Diqqət edirəm, onu sevirəm. Bu dəfə də bu Quranı həll edirəm. Bu hər şey olduğu kimi qaldı, bir dənə bunu təzələdim. Bu dəfə 3 ulduz yerini edirəm. A-nın yerini 3, B-yi 7 qoyuram, A-ya 3, B-yi 7 qoyuram. 3 minus 7, mənfi 4, bir sonra 2 ədəd müsbət 8, minus 3 bura, mötəzənç oldu 7, ulduz 3. İndi biz buna bir dənə x deyək, buna da x deyək. Təndiyimiz belə ol, x bərabərdir 16, minus 3'ü 8'ə vurduq, 24. Mənfi 3'ü, mənfi 3 x'ə vurduq, ədəd müsbət 9 x. 8 x bərabərdir 8'ə. X bərabərdir 1-ə. Rəşət mənim axşamınız xeyir. A variantı. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Növbəti sual. Buyurun. Rəşət mənim. Buyurun. Axşamınız xeyir. Mən bu dəqiqə ancaq qoşula bildim. Bir daha zəhmət olmasa. Yox, davam harcı qalmışı oradan davam edəcək. Videosuna baxarsan zəhmət olmasa. Okey, yaxşı. Altıncı sual. Altıncı sual şifrələrə aid nümunədir. Şifrələrə aid nümunədir. Keçən dəfə də eləmişdik. Kim etməyibsə, gərək ki, mütləq edərdik. Çünki keçən dəfə də var idi bu sualda. Bildon. Yavər bərabərdir bidon, əcaib bərabərdir sual. 5 şərfli sözdür. Baxırsan ki, buradakı əhvlərdən burada hansı var? Misal üçün, əh burada var. Yavər sözündə 4-cü yerdə əhdir, burada 4-cü yerdə ol. Deməli, ə yerini o qoymalısın. Sən də burada ə yerini o qoyarsın. Onunla başlayan yeganlı söz var orada bizlərə. O da olimp sözüdür. Düzgün cavabımızda deməli, D var, yəni olimp. Geçtik 7. suala. 7. sual olmaq. 7. sual sətir məntiqinə aid. Bunun nələrdir? İki nələri sətir məntiqidir. Eliyan başlayalım bu sual. Bəli, məllim. Bəli, məllim. Mən eləmişəm mən. Bu sınav, bugün keçirdiyimiz sınav, dünənki sınavdan bir qədər çətin idi, mənim fikrimcə. Ekranın çıxmadı, ki çıxmadı. Sətir məntiqində üç ən çox işlənən üsul var. Birinci üsul artıq artmazlamaya baxmaqdır. İkinci üsul körpü üsuludur. Burada körpü üsulun aykımı nədir? 516'dan 497'ye 19 azalıb. Buradan bura 2, 17, 19 azalıb, yenə 19 azalıb, fikir versiniz, 478, 19 sandı, 459 edilir. Və buradan bura da 19 sən çıxarsın. 459-dan 19 çıxdı, bura oldu 440. Baxın cür yerlərə, buradan bura 17 azalıb, buradan bura 21 azalıb, 25 azalıb. Deməli, növbəti nə qədər azalsın? Minus 17, minus 21, minus 25, hər dəfə 4 artırlar. Burada deməli, 29 azalacaq. 599-da 29 azalandı, o zaman 570. Bura oldu 400-da. Bura da oldu 570. Aydın Daniyan. 8-ci sualı izah eləmişdim. Keçdi 9-cu suala. 9-cu suala. Faizə aid məsələdir. Pensiyanın məbləği artıcı olaraq 2 dəfə və hər dəfə eyni, 2 dəfə yox, yəni 2 kəs, 2 məbləğdə. 2 dəfə və hər dəfə eyni faiz qədər artırılaraq 200 manatdan 200 manat idi pensiya. Deməli, bir dəfə artır bu qədər, bahiyyət bulur. Sonra bir dəfə də artır bu qədər, yəni sual faizdir. Yəni, misal üçün, bax, x faiz. Buradan bu qədər x faiz artır və olub 259-dan %92 manat. Bizdən sual belədir. Hər dəfə neçə faiz artım olub? Ən azından kimsə çətinlik çəkirsə cavablarla da eləyə bilər. Misal üçün, A variantı yoxlar.
variantlar mı diyor diyebilirsin? 200 manat idi. 12 faiz artırsa 210 faizi 20 manattı. 1 faizi 2'di, 2 faizi 4'de. Kısası 212 faizi 24 manattı, 224 oldu. 224'ün üstüne bir de 12 faiz gelen görevliye 20. 12 faiz artma ele bir tam 112'ye vurmakta. Rez ziyaretçisi olan bir adam diyor. Bunu bir tam 112'ye vursa sonu 8 ile muhtemelen elde edecek. Rahatsız, ömer A değil cevabı. B variantı yoklasa, misal şu 200'ün B variantında cevap 13'tü, 13 faiz. 200'ün 13 faiz artırma, yani bir tam %13'e vurur, bir de bir tam %13'e vurur. Laf hesaplayalım. Humanitar talebelerle nezara olan. Mesela şu 200 manat pensiye. 13 faiz arttı. 210 faizi 20'di. 3 faiz de altında. 26 manat arttı. Oldu 226 manat. 226 manat arttı. Bir de 13 faiz arttı. Görmeden verir yoksa yok. 13 faiz arttırmak 113'e vurup 100'e bölmekle üstüne gelmek. Hem bir tam 113'e vurmak. Bunu bir tam 113'e vursam ben de dağılım. Bir tam 113. Ahır dengenin 6'ya vursam 2 ile biter. Düzgün cevap C variantıdır, 14 faiz. 200 manatın 14 faiz artanda 28 manat edilir. Oldu 228 manat. Sonra bir de 14 faiz artır, gör, bu alınır yoksa yok. 14 faiz artır, yani en azından iki tane cevaplarla yoklamalı dediler. İki taraf 228 ya da bir tam 114'e vurur. Bunu 14 faiz artırmak bir tam 114'e vurmak. Öfke verirse bir anlamda sol iki ile tutan variantı demen düzgün cevap çevir. Aydın Darya. Bəli, bəli. Növbəti sual, 10. sual. 10. suala ait bir misal vermişdik. Eləyə bilirsiniz. Hərnəsi məntiq deyəndə mən bir sahə məsələsini nəzərdə tuturam. Bir de sahə perimetri məsələsini nəzərdə, sahə məsələsini nəzərdə tuturam. Dünən bir gün sahə məsələsi düşür, sabah isə sonuncu sınavımızda sahə məsələsi olacaq. Sahə olmayacaq. Deməli, saatı bir tane yani göstereyim, çekilmişsin için. Bura saat 1 olsun, bura saat 2 olsun. Vezde hoşada. Saat 2 bura olsun. Saat 3 oldu, saat 4'tü. 5'ti, 6'dı, 7'di, 8'di, 9'du, saat 10, 11. Bura nihayet 12. Hatta bunları da yazar. Bura dəqiqə kimi 5-ci dəqiqədir. Bura 10-cu dəqiqədir. Bura 15-ci dəqiqədir. 20, 21, 30, 35, 40-cı dəqiqə, 45-ci dəqiqə, 50-ci dəqiqə, 55, nəhayət 60-cı dəqiqədir. Dəqiqəsi sıfırlanan nöqtədir. Sıfır-sıfırdır. Uşaqlar, bunun bir tam dövrü 360 dərəcədir. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hissə var. Bunun da 6. 12 dənə hissə var, 360 dərəcə. Deməli, bunların hər birinin arası 30 dərəcə görəsən. Yəni, hər 5 dəqiqə 30 dərəcədir. Və ya hər bir saatında, bir saatında, yəni buradan buraya keçir. Saat dəqiqələrində buradan buraya keçməyə 30 dərəcədir. Dəqiqələrində 5 dəqiqə 30 dərəcədir. 5 dəqiqələrində 30 dərəcə olduğunu yanında saxlayalım. Sual belədir, 21-14, yəni 10-a 14 dəqiqə işləmiş. 10-a 14 dəqiqə işləmiş. 14 dəqiqə işləmiş. 10-a 14 dəqiqə işləmiş. 10-cu dəqiqə buradır, 15-ci dəqiqə buradır da. Yəni 15-ə yaxın. Bu oldu dəqiqəni nə qədər? Burada 14 dəqiqə işləyir. 14 dəqiqə. 10-a 14 dəqiqə işləmişdir. Bu tərəfə biraz sürüşmüşdür. Bu da saatı nə qədər? Saatı. Bu saatı nə qədər? Bu dəqiqəni nə qədər? Bizdən soruşur bucaq ölçüsü. Yəni bununla buranın. Biz buranı tapmalıyıq. Fikir verirsiniz. Dəqiqəni nə qədər? Siz bu belə qalanıyam. Bu dəqiqənin ikili, bu da sağlıq ikili. 10-14 dəqiqə işləmiş. Bu bucağı tapdı. Diqqət yetirəyin. Buradan bura 30 dərəcədir. Buradan bura da 30 dərəcədir. Buradan bura da 30 dərəcədir. 90 dərəcəmiz var. Bu 5 bizə indi də lazımdır, buradan bura kimi tapmaq. 5 dəqiqə 30 dərəcədirsə, 5 1 dəqiqə 6 dərəcədir.
Buradan bu dengeye kimi 4 dengede atladım. Oldu ise 5 dengeden 30 derece ise 1 dengeden 6 derece. Bundan buna 1 derece. Ama buna 6 derece. Buraysa 30'dan 6'sını 24 derece. Bize lazım olan ama buradan. Babayı ve buradan. Buradan da bu. Şimdi bu topluyorum. Bir de buradan tapsak kifayet de. Daha doğrusu buranı tapsam. Yok buranı bırakayım. Gel. Buranı kimi tapsam kifayet. Düzdü. 30, 30, 30. Bunun özü de 30'du. 30 derecede dengalı buranı tapmam. Sağdın bir sağdın. Sağdın emrebini buradan buraya kesmesi 60 derece dersesinde olur. Yani dengenin 60 derece hareket edememesi sağdın canının 30 derece hareket edememesi demek. 60 derece 30 derece ise sağ devreminde 60 derece 30 derece ise bas 14 derece derecedir. 10 tapmasın. Yani saat burada 9 tamam olanda ben orada bu 14 derece şey bakalım. Bu saat 9 tamamı gösterende 90 derecedir. Bu 1 saat övretmesi bu dengenin buradan buraya 60 derece yetmesi bunun sağ devreminin 30 derece hareket edemeyi demek. Yani kısası uzatmıyorum. 60 derece 30 derece ise biz 14 derece isterse. Bunu bir de hesaplayalım. 14 ile 30 böyle artmış. 7 derece. Sana inansam 7 derece. Ha, hesapladım 7 derece. Oldu 7 derece. Demek bu terapi göre de bu oldu 7 derece. 7 derece değiyor. 7 derece. Ayrıca 90 üstüne 54 geldi. 114 bir derece 23 derece. 23 derece, 3 23 derece. 20, biz tattı 7 derece babranı. 24 14 dereceye göre bu buradan buraya geldi. Biz bu buzağı tattık 7 derece. Buraya 23 derece. Akın bu dengenin 60 derece hareket etmesi, bu derecenin sağ dengenin buradan buraya 30 derece gelmeyi demektir. 60 derece 30 derece ise 14 dereceye göre bu sağ dengenin buradan buraya ne kadar terbiyeli? Tattık ki 7 derece. Onda burada 23 derece. Bizim insanın cevabı da böyle oldu. Bir buradan buraya. 23, 30, 30, 30, 30, 24. 1, 2, 3, 4, 4, 120, 144, 147, 167 derece. Aydındır. Bəli, bəli. Çok sağ olun. Siz sağ olun. 11 soru Kapıroğlu dünende. O buna ait. Bir mümkün eylemişti. Sabahkında yer ikna olmayacak Kapıroğlu. Bakan sevgi sonumuzda görülecek. Sade ve maraklı test numunesi. Bunun bu kadar çetinleri de olur ama size çetini düşersiz değil çünkü tezettiklerdi. Bir şey geldi. Buralar da renklidir. Ben çekmesem de bir şey görürsün ki renklilerdi buralar. Kapronun şartını da çok olur. Biz kayda bildik ki şart vermesin o. Bir de ona kadar şart vermesin ha. Bil ki bu ikisinin cevabı buna karar verdi, bu ikisinin cevabı ona karar verdi. Görürsün diyelim ki bu ikisinin cevabı A'ya karar verdi, bu ikisinin cevabı da 4'e karar verdi. Şimdi bizden de soru A plus B plus D minus C minus Y. Şimdi bakma, bu iş, yani bir de şartlı bir kere, şartlı bakmak lazım. Bunlar muhtemelen. Buranın cevabı 2-2 olabilmez. Ya 1 üstü ya da 3 verir. İkisini de yoklamazsa birinin uygun geleceği. Olabilir ikisine uygun gelen. İki cevabı alsan ama cevap da 1 olan. Misal bu 1 olsa bu 3 olmalı. Bu 3 olsa üstün üstüne ne geldi 10 edilir, geri bir gelende. Bu 1 olan da 1'in üstüne 10 gelende 11 edilir. Hiç ne bozulmadı ki? Bozulmadı. 10 ile 7'nin cevabı A oldu 17. A oldu 17, B oldu 7, D oldu 1, Ç, C oldu 3, Y oldu 10.
18, 24, 25, 22, 13, 12. Saatte 12 yok. Yoksa kesirsen bir üç yok, üç bir yok diyorsan. Buna üç diyorsan, buna bir diyorsan. Çünkü bu işin de cevabı öyledir. Üçle neyin cevabı olabilir? Sekizin cevabı. Birle neyin cevabı olabilir? Dokuzun cevabı. Sekiz yüz dokuz, A oldu 17. B'nin yerine getirdiği koyduk 9, D'nin yerine koyduk 3, C'nin yerine 1, Y'nin yerine ise 8 koyduk. 26, 29, 28, 8 çıktı cevabımız 20. Aydın abi. Çok sağ olun Melih, Aydın minnettar. Siz sağ olun, tamam edeyim. 12. sual. Ha, bir de çatır sual 12 idi. Düz yazanlar o ki ne? O saniye söhbətində səhv oldum ben. O vaxtın düz içerim. Ne söhbətində? Saniye vaxtını alıp çevirmelerde səhv oldum. Metr saniyeni kilometr saatte çevirəndə 3.6'ya vursan, eğer şifayə edilməsinizsə, 3.6'ya, tersine edilməsinizsə, 3.6'ya bölürsən. Veya kəsirlənəcək gözünü yazmışsın, 3.6'da, yəni 3.6, 6.2'ye, 3, 5.18'e ya bulursan ya bulursan. Metre saniyeni kilometre saatte çevirmende bulamursan, tersine değindir bulursan. Ama ben hiç zaman riyazlaştırmıyorum. Daha 10 seriyazı aldı. Aha. Demek süratin 19 ve 61 olan iki tane katardı. En istirahmetli harekete başlayırlar. Geride kalan diğer obüsüne çatanda, obüsüne çatabilecek kadar süratli gelebilen katarında. Demek ki biraz hücü süratli giden, yavaş giden arkasında düşün. Süratli 61 kilometre saat olan, bu da süratli 19 kilometre saat olan katardı. Birinin süratli, demek bunun uzunluğu, katarın uzunluğu da 676 metredi. Bu bir katarın uzunluğu 374 metredir. 374 metredir. Sual verildi. Geride olan katarın maşinistini, maşinist burada ne olur? Bakalım başı, gözü, kulağı. Katarın maşinistinin ileride olan katarın, yani bunun son vagonuna çatmasından, maşinist son vagonunu gördü bu katarın, çatmasından geride olan katarın, yani bunun son vagonunun ileride olan katarın maşinistinden aralanmasına, geride olanın son vagonunun bundan aralanmasına, bu maşinistten aralanmasına söhbət bundan gelir, 61'den gelenden gelir söhbət. Aralanmasına kadar, ne kadar vaxt geçir? Gördüğün gibi bu, vagonun bu noktası, maşinistin başı ne kadar vaxt geçti bu nokta? Bu nokta buradan buna kimli geldi? Öbür de buradan buna kimli geldi? Yani bu maşının getirdiği mesafe, bak böyle, buradan buna kadar. Yani buradan buna kadar. Gerilen yol budur. Yani gerilen yol 374 metreden yani baba 676 metredir. Burası kim aydınlar mı ya? Aydındır ben. Şekilin tesevvürü budur. Gettiği yol 374 metreden 676'nın cemidir. Bu da en iyi. 1040, 1050 metre. 1050 metre gelir. Ve dedim ne kadar vakit geçir. Bunun süratı bu 61 ne sürür maşallah katarda? 19 ile. Bu da en istikametli gidiyorlar arada. 61 ile giden, 19 ile gidenler her saatte 61 çarpı 19 kadar artık gelirler. 61 çarpı 19 kadar. Yani 61 kilometre saatten giden, çıkırsan 19 ile giden. Buradan tapırsan ki her saatte 43 kilometre 42 kilometre her saatte artık gelir. Her saatte 42 kilometre. Bir tane bunu metre saniye çevirmek kifayetli. 42 kilometrenin 42 bin metredir. Bir saatinde 3600 saniye. Yani 3600 saniye 42 bin metredir. Bunu görürsen bunu. Bu iki sıfırdan bu iki sıfır geldi. Kaldı bu. 36'da 420. Bir saniye bu kadar metredir. Misal şu, saniye 5 metre kazırsan, 1 saniyede 5 metre. 20 metre kazırsan niye kazırsın? 20'ni 5'e bölürsen de.
Gəlir sazlası 1050-ni buna bölməlisən. 1050-ni bölməlisən buna. 1050-ni bölməlisən buna, yəni vurulansa bunun tərsinə. Təsiri kəsilə bilərkən bölünər, vursan bölənin tərsinə də. 950 mən. Buradan oynasın, dayanışın yaxşı. 7, 35, 35 üzərə. Bir dəqiqə. 950 müəllim o. Necə? 900. 90 almalısan, cavab 90 almalısan. Bir dəqiqə. 2420 burada bura bilər, onlarla qarışdırılır. 1050-ni bura 36 bölə 420 yerlər. Belə yerdir. Nəyəsə bir satılır. 960 96 7. Bir saniye. 7'ni de 5'e 10, 105 ile 7'ye bölürsünüz. 15, 15 ile 6'ya vurursunuz. Bir saniye. 105'i 105'e 15 yazdım. Değil mi? Benim karşımda. 105'i 7'ye bölürüm 15. 15 ile 6'ya vurdu 90 saniye. Aydın Davya. Bu çetin sualıydı. Bunun videosuna bir defa bakar. Bu sağlayı benimle bir defa. Baxarsınız bu dəfə və sizə demək olar düşmə ehtimalı çox olan suallardan da çox istifadə edirik. Baxalım. 13-cü sual əmək məhsullarına aiddir. 14 dənə əmək məhsullarına aiddir. 15 dənə ardıca. Mahmud bir işin, Mahmuddur. Mahmud bir işin 25%-ni 2 günə görür. 25% 4'ten 1'dir de. Sen bir işin 4'ten 1'ini 2 güne görsense bütün 8 güne görürsün. 25% 2 güne görsense hem de işi 8 güne görürsün. Ford'un 25% 2 güne görürsense bütün 8 güne görürsün. Rafik ise 10%'ını 1 güne görür. Rafik 10%'ını 1 güne görürse 100%'ını 10 güne görür. Onlar bir yerde 4 gün işlerler. Gelen soruları ben geçen de böyle size mentiği yollar öğrendim. 10 ile 8'e ortak bir adet verildi. Tutak ki bunların işlerinin adı 40 kiloluk bir tort yiyebilmek. Mahmut 8 güne 40 kilo tort yiyebilirse bir güne ne kadar tort yiyebilir? Bu meselelerden kim danışsa bir tane esas mühendik gibi. Yəni, məhsulların mütləq olmalı. Misal üçün, Fərid. Fərid 100 manatlığı neçə günə xəşdir? Biz bilməliyik ki, Fərid bir günə nə qədər pul xəşdirmək gücündədir? Maliyyət odur. Mahmud 8 günə 40 kilo tortu yeyib bitirə bilirsə tək başına. Bir günə nə? Bir gün yazmışım. Bir günə 5 kilogram yeyib bitirə bilər. Rafib üsə bir günə 4 kilogram yeyib bitirə bilir. İkisi birleştirilerinde bir güne 9 kilogram mürebbe yedirler. Tort yedirler. 9 kilogram bir güne. Dokuz kilogram güne tort yedirler. Ben 4 güne, 4 gün bir yerde işleseler, derler ki bir yerde 4 gün işleseler. Bu da oldu 36 kilo. 40 kilo bu tortun 36 kilosu yedirilir bir tanesi, yerde kalıp yeğilmeyen bu kadar. Bir yerde kalan işi. Rafik tek başına çekiyor ki ben. Rafik güne 4 iş görüyor. Bir yerde de bu kadar iş kaldı. Bir yerde ben demem yerde kalan işi Rafik bir güne görüyor. Bir de dikkatle bakıp ayrı bir yerse sözüne sahip. Aydın abi ya. Aydındır, bəli. Aslan bir izah oldu. Tamam edirik. 14 de bunlar uygundur. 14. sualımızda bu tiplerde dikkat etmeyin. 14. Demeli, en işi Elkan 9 güne görebilir. 9 güne. 9 güne. Uşaqlar, səslə qırılma falan yoxdur ki, elə bir şey olsun deyin. Xeyr, mənim hər şey qaydasındadır. Elkan işi 9 günə görür, İmran 6 günə yerinə yetirəlidir. Onlar birlikdə 3 gün işlədikdən sonra, deməli, ikisi birgə
Üç gün işleyirler. Bir yerde üç gün işleyirler. Erdan bu işten uzaklaştı ve İmran işi tehditle tamamladı. İşe zehmi neyse gün serpildi. İkisi bir yerde üç gün işleyirler. Üç gün işleyirler. Sonra bir Erkan işten uzaklaşır, kalan işi İmran görür ve Cemil deyir ne kadar masraf edildi. Üç gün işlemişler, mesela ne hesaplayan ki gelsen de yazıcıya cevap çazır. 9'dan 6'ya ortak bir edat görelim. Tutar ki işin adı, ustadı var, 18 detay hazırlamak işlerinin adını. Evvela tapırsan ki bunlar bir güne ne kadar iş görebilirler. Şu an yine diyelim, 18'in yerine 180 de koysan, 15 de koysan, 5 de koysan, aynı cevap çıksın. 9'dan 6'ya götürdüm orada. Eğer sen 9 güne 18 detay hazırlayan ustadırsa, bir güne 2 detay hazırlayabilir. İlgar ise bir güne 3 detay hazırlayabilir. 6 güne 18 detaylı. İkisi bir yerde 5 detay hazırlayırlar. 5 detay bir güne. Buna bu meseleye belirlerken pratik yanaşırsa somaliter talebede rahat edersin diye. İkisi bir güne 5 detay hazırlıyorsa, ikisi bir güne 3 gün işlemişler. 3 güne de 3 vur 5, 15 detay hazırlayabilirler. 18 detaydan 15'e hazırlandı 3 gün içinde. 18'e 15'e hazırlandı, yerde hazır olmayan kabul eden iş var. Ve bize demiştik ki müeyyen 3 günden sonra Erkan işi terk edilir, kalan işi İmran görür. İmran güne 3 detay hazırlayan şahsı güne. Yani 3 detay nasıl gün hazırlayan? Güne 3 gün hazırlıyorsa 3 detayda bir gün hazırlayacaklar. Demeli, bütün iş cemli 4 gün edecek. Aydın inşallah. Eğer riyazi yok, kimse ihtiyaç ise riyazi onun izahı yok. Beli asandı. Geçti, nöbet sonra. 15. sual asan sualdı. Ama çok farklı, çok tereliye çetin gelmeyse. Dikkat edin. 15 verilir işe başlayır. Her gün birlikte işi yerine getirmeye başlayır. Her günün aklında bir işçi işi bırakılır. Bütün iş 3 günde yerine getirilir. Demek birinci gün 15 verilir işte. İkinci gün her günün aklında içerisi sığır. Her günün aklında bir işçi işi bırakılır. İkinci gün, o ikinci gün 14 verilir işte. Üçüncü gün 13 tane işleyir ve iş bitir. İş bitir. 3 güne bitirir. İndiyelim ki işçilerden 7'si bu işin neçe güne göre? İşçilerden 7'si bez bu işin neçe güne göre? İnşallah burada ne iş var? Bilmiyorsan ki iş ne kadardı? Ne bilmiyorsan ki bunların biri güne ne kadar iş görür? En azından birinin güne işleri, bir tane güne ne kadar iş görebilir? O bize olmalı. Onu da vermeyeyim. Vermeyse ama bunu açar cümle kimi yanınıza saklayalım. Diyersin ki tutar ki bir fe'le bir güne bir detay hazırlayır. Bir fe'le gün fe'lerden gelir, günden gelir diye söyler. Ben de göreyim. Tehdit sende diyeceğim bir derece. Bir fe'le bir güne bir detay hazırlayır. Yine burada bir detay yok. İstersen 52 detay boyu. Yine cevabı geçeceğiz. İstersen 3 detay boyu, 6 detay boyu, 70 detay boyu. Ne görürsen bu, ben bak bir nereye saklayacağım? Bir fe'le bir gün. Bu hiç bunu değişemezsin de. Ben bir nereye saklayacağım, sen bir defa evde 2 boyu göğsün cevabı geçeceğiz. Bir fe'le güne bir detay hazırlayırsa 15 fe'le birinci gün 15 detay hazırlayır. 14 fe'le ikinci gün 14 detay hazırlayır. 13 fe'le üçüncü gün 13 detay hazırlayır. 13 detay hazırlayır. Ve iş tutarım. Bizim bütün işimizin temeli oldu. İşimizin bütün havası 42 detay oldu. Şimdi diyelim ki bu 42 detaylı, 42 detaylı. 7 fe'le neçe güne göre? Bir fe'le güne bir detay hazırlayırsa, 7 fe'le güne 7 detay hazırlayır. 42 detaylı da 6 güne girecek. Aydın Navya. Bahsediyorsan buna 1 yok, 2 boyu. Tabii ki bir fe'le güne 2 detay hazırlayır.
15 verdi, onda bir güne 30 detay alacağım. Bir güne ikisini hazırlayacağım, 15'i 30'unu hazırlayacağım. 14'ü 28'ini hazırlayacağım. 13 verme 26 detay hazırlayacağım. Hamsı bir yerde toplamda bunun iki misli olacak. 58, 78, 84 detay oldu. Şimdi aldım. Şimdi bu devir 84 detaylı. Neçerlerle 84 detaylı 7 fenerin çekini hazırlayalım. 1 fener güne 2'sini hazırlayır. 7 fener güne 14'ünü hazırlayır. 84'ü 14'ü gördüm. Yeni cevap 6 yıl. Şimdi size burada 3 koy. 5 koy yine elin cevap çıkacak. Nöbet soru. 16. soru. Sual biraz diyalizli bir sualdı. 6 defter plus 5 kalem 6 defter 5 kalem 4200 manattır. 5 defter 10 kalem 5 defter 10 kalem ise 6300 manattır. Sual veren 1 defter ve 1 kalemin kıymeti. 1 defter plus 1 kalemin kıymeti ne kadar? Sade sistem temelini kime biliyorsun? Sade olmasa da yani sistem temelini kime biliyorsun? Ya bunu evrezlemezsen, mesela bu çıkartma, bu böyle değişik getirip burada yerine koymakla ya da ki, mesela bir fikir ver, bunu ikiye vursam, kalemleri sahil yerine gider. Bu tarafı ikiye vuran, buranı ikiye vuran. İkiye vuran da bu sistem temelini burası. Olur 12 dakika. Plus 10 gelen beraber 8400. Yani sizin temliğiniz oldu gelen. Buna bile bakmış, ya bile bakmış. 6 defter 5 gelen bu kıymet ise 2'ye vurulmuş. 12 defter 10 gelen de 8400. Burada her biliyorsun. Bundan bunu terk terbe çıkanda bunlar geldi. Bundan bunu çıkanda 7 defter beraber de 8400 minus 6300'e yani 2100'e defter de beraber oldu 300'e. Yani defter 300 manatsa yerine getir burada 300 koy. Bundan buna çıkıp 1800'ü böl 5'e gelen bir de kıymetli tam. Nöbet soru. 17. soru. 17'ye de getirdiren soru. 17. soru için size konkret kaide öğretmiştim. Demek birinci iş gören şahsi yazırsa, sonra işi yazırsa, sonra zaman yazırsa. Bu şartta emel edilsin ki üstü kesin. Subyekt, tabiyet, zaman. Yani iş gören, iş, zaman. Dört çilinge fenle diyetler. Dört fenle üç traktorun tekerlerini, yani traktorun da temelini takip. Dört fenle üç traktoru iki güne düzeltir. İki güne. Sual verelim. Neçe çilinge? Yani neçe fenle? 18 traktör, 18 traktör. 2 güne düzeltiler. Burada içerisinde bir sürede ihtiyaç oldu. Zaman değişmedi. İşin hedefi 6 defa artıksa, sana 6 defa artık iş gören lazımdı. Hayatında 4 tane ustam var. Bu kadar zaman verirsen ki bu işi gör. 4 tane bu kadar işi, bu kadar zamanı gör. Şimdi sen 6 defa artık zaten sen ödemsen ama zamanını da buldun. İşin hedefi 6 defa artıksa, zamanı da yoksa fenlerin sayı 6 defa artırmasında. Ama bu kadar düşünebilmeyen, beni yormak istemeyen sadece bilsin ki düsturdu. Yani bu böyle hasil, böyle hasil beraberdi. Yani x vur 3 vur 2, x vur 3 vur 2 beraberdi. 4 vur 18 vur 2. Cevap 24. 18. soru. Kimiz yazdı 18'ini? Kimiz yazmıyor? Demeli, asan soru şuna dikkat edin. Üniversite talebelerinde 68% birinci imtihanda. Birinci imtihanda 68%. İkinci imtihanda 60% ikinci imtihanda. A kıymet aldı. B
A qiymət alın. Tələbələrin 15% imtahanlarda A'dan fərqli qiymət alın. 15% isə A almayın. A almayın. Sual verəlim. Tələbələrin neçə faizi hər iki imtahandan A qiymət alın? 68% birinci imtahandan A qiymət alın. 60% ikinci imtahandan A qiymət alın. 15% A almayın. Sual verən hər ikisindən A alır neçə faiz? Yəni bu 68% birinci imtahandan A alır. Bunun üçün də bəziləri var ki, ikincidən də A alır. Bunun ən asan yolu Euler-Venn dairəsidir. Günkü mövzularda olmadı yazacağım, unutmuşam. Ona ait bir məsələdir. O bu birinci imtahanda iştirak edənlər. Birinci imtahanda A alanda 68%. Bu ikinci imtahanda bunu da göreceğim ayrıntısında. İkinci imtahanda A alanlardı. İkinci imtahanda A alanlardı 60%. Burası Bəhdirmi 68%'in içinde evresi var ki neyin ki birinci imtahanda A alıp elə ki de A alıp. Bu istifkirlerin hem bu da ayrıydı hem bu da ayrıydı. İlk sefer hem birinci imtihan da alalım, hem ikinci imtihan. Biz ilk saatlerde. Bir de bu var. Buralarsa 15%'de. 15%'de buralar. Yani eş imtihan da almayalım. Birinci imtihan da alanlar, ikinci imtihan da alanlar, her ikisinde alanlar. Bu ise A almayanlar. Böyle soruların tam maliyetinden başlayın. Birinci imtihanda A alanlar 68'dir. 68%'dir. 68'den biz X'i çıksa, yani babaları çıksa, bu taraf olur. Ancak ve ancak birincide A alanlar. Ancak. Bir var diyelim ki birincide A alanlar. Bir de var diyelim ki ancak birincide A alanlar da. Bu ancak birinci imtihanda A alanlar. 60'dan bu X'i çıksa, bu X'i çıksa, kalıp ikincide A alanlar. 60'dan x'i çıkıyor, olur ancak ikinci de A alanlar. Bir de bak x, her ikisinde A var. X hem 1'de hem de 2'de A var. Bir de bak A almayan, 15%. Bu da A almayan. Bütün faizlerin üzerinde 100% verir de bize. Bunların hamısı ancak 1'de A alan var, ancak 2'de A alan var, her ikisinde A alan var. Herkesinde alan var. Bir de A alınıyor. Bundan bu 7 bir alın menfi x attık sana. 68 plus 6 en adı 128 133 143 143'den de 100'den çıktık kaldı 43 var. Böyle mesele bir nöbette de görürsünüz. Dikkatle bakın. Benim orada niye x çıktınız orada 68'den 60'dan? 68% birinci imtihanda A alanlardı. Ama bu 68%'in içinde bazı adamlar var ki neye ki birinci imtihanda ikincide de A aldılar. Ona göre ben X her ikisinde A alan görüyorum. Bu arazi hem birinciye aitti hem ikinciye aitti. Aydınım ben. Aydınım. Ama bir defa da tekrar bakmamız meslektir. İkiniz defa da bakandan sonra eğer maliyeti terk edemezseniz, maliyeti terk edemezseniz, bir defa neyi bilin? Demeli, bilin ki birinci de 68% A alan. Ama bunun içinde A, ikinci de A alan var. Hepsinin bunun içinde deriz var ki bir de. Yani her ikisi. Hem o her ikisinden sana verilen sualı, bunun X kötü. Ben yazmıştım bu çap x, üstüne gelir bu çap x, sonra üstüne gelir x ayrıca. Ama sen onu, yani haberi yazmıştın da, üzü, 60 çap x, böyle yazmıştın da. Sen bunu bir başa robot gibi ya 68 plus 60 minus x yazabilirsin. Ya maniyetin eğer derk edemeden demek istemem de 68 plus 60 minus x. Böyle yazabilirsin. Bunu yazmıştım, üstü yine yazmıştım, 15 beraber 100%. Böyle dağılma. Sonuncusu, 19. sual. 19. sualda tekniki sevk edin.
Mən orada 1200 cavab almışam, müəllim, 1200. Ha, sən Mən 1332 almışam. 1332 olmalı. 1332 dedim. Dəqiqətdir. Burada iki şey var, iki məsələ var. Birincisi, may ayının neçəsindən olduğunu bilmək lazımdır. Bax, belə bir sualınız ola bilər. Kim bilmirsə ayların neçəsindən olduğunu, bu qaydalarla rezidə barmaqlarla. Əlimizi qoyuruq sümüyün üstünə. Sümük 31 dənə olur, boşluq 30 dənə. Bir dənə fevralı çıxmaq şərtindən də bir dənə fevraldır ki, 28 dənə. 31, 30, əlinizi qoyun belə, sümük, boşluq, sümük, boşluq, sümük, boşluq. Yanvar, fevral, mart, aprel, may. May düşdü sümüyə. May sümüyə düşür deyə, sümüyə düşür deyə, 31-dən, yəni 31, 30, 31, 30, 31. May belə bildi ki, 31-dən. Yoxsa mən, şəxsən mənim özümün adımda iddialıdır ki, iyun ayın içəsindədir, iyun içəsindədir. Bu formada edirəm. Yanvar, fevral, mart, aprel, may. 31, 30, 31, 30, 31. Bir dənə fevralı unutursam da. May 31-dən. Və mayın biri, mayın biri. Düşür həftənin birinci gündən. Şərtdə verim, bunu. Və bu adam işə başlayır. May ayında deyir, nə qədər pul qazanır? May ayında 4 dənə həftə var. 4 həftə ərzində, 4 həftə ərzində, yəni 28 gün ərzində, 28 gün ərzində nə qədər qazanır? Orada bir dənə ki, həftənin 5 gün işləyir. Birinci gün görmüşsünüz, yəni ki, qrafika baxırsınız. 3 saat işləyir, ikinci gün 5 saat, üçüncü gün 3 saat. Onların saatları toplayanda 5 gün ərzində 25 saatlıq işdir. Həftəlik 25 saatlıq işdir. 25 saat. Və 4 həftə işləyirsə bu adam, vurdu verəndə 100 saat. 4 həftə ərzində 100 saat işləyir. Və hər saatına görə də 12 manat pul alır. Bu adam 1200 manatı qazanır 28 gün ərzində. 28 gün ərzində. 28-dən sonra 28-i düşür bazar günündə. 28-i bazar günündə düşür. 29-u birinci günə, 30-u ikinci günə, 31-i üçüncü günə. Rahatsız şu anda. Məlum, 9 mayda da işləyibdi. 28 mayının 9 mayında. 9 mayda işləyibsə, həmin günün iş saatinə görə 2 qat maaş hesablanmalıdır. Niyə? Bayram günündə iş saatlarına görə, yəni 2 qat maaş hesablanmalıdır. 28 mayda əslində, yəni 2 ilə qeyri iş günlərini soruşa bilərlər bizdən çaşdırmaq üçün. 28 may yox, 9 may ama 2-ci günə düşür. Sağ olun, bu sağ Azərbaycansın deyək ki, bu Əzəzəyətində bu sağ olun. Mən burası sualı qoyanda nəzərə almaq lazımdır ki, orqan işçiləri üçün yəni nəzərdə tutulur sual. Yoxsa şəhərdə çaşdırmaq üçün özə qeydirlər. Siz özünüzü çaşdırmayın. Qalmışdıq, deməli 28, 29, 30, 31. Yəni birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Birinci gün işləyir 3 saat, ikinci gün 5 saat, üçüncü gün 3 saat. Yəni 100, 5, 8, 3, 11 saatdə əlavə. 1200-də üstünə, 1200 tapan qədər əlavə. Üstünə də bu 11 saatı gəlməliyik. Saatı da 12 var. 1332. Çox maraqlı sualdır, qəşəng sualdır. Nəhayət sonuncu sual. Dərsdə də buna aid çoxlu sayda test eləmişsiniz. Çətinliklə başa düşürdünüz, amma eləmişsiniz. Bir sinifdə şagirdlər partalara 2-2 oturanda 4 şagirdə yer çatmır. 3-3 oturanda isə 2 parta boş qalır. Yəni 2 parta artıq qalır. Artıq qalır. Bu sinifdə nə qədər şagird var? Bu məsələlər mən həmcə demişəm ki, partaların sayını x götürünü həll edin. Ta ki, bu auditoriyada 10 dənə parta var. Misal üçün, burada 10 dənə parta var. 10 partiya 2-2 oturanda nə qədər şagird olur? 20 şagird. Burada 20 şagird oturur, deyirəm 4-ünə də yer çatır. Deməli, sinifdə bu qədər şagird var da. X partiya 2-2 oturanda bu qədər şagird olur. Dördünə də yer çatırsa, üstünə 4 gəlirəm, o ümumi şagirdlərin sayı. 3-3 oturanda 2 parta artıq qalır. Təsəvvürlə burada 10 dənə parta var.
Diğerim 3'ü oturanda 2 partı artık var. Ve ben 8'ini oturdum ben de. Hemen diğer 8 10 partının 2'si artık vardı. Ve ben 8'ini oturdum. Yani bunu şey yapalım. 110'un yerine x koyuyor sadece. Bu terliği her geldiği x olduğu 10 partı. Hazırlıkları 10 partı tutuyor. Şagir sayıda buydu veya buydu. 2 vur 10, gürüz 4. Şagir sayıda oldu 24, şagir. Aydın Damya. Bəli, müəllim. Çox sağ olun. Əla. Siz sağ olun ki, dinləndiniz. Mən də sağ olun ki, izah edin. Əcəz çəksiniz, müəllim. Minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, müəllim. Görüşək. Sonumuz sayımız olacaq. İnanıram ki, sizə çox faydalı olacaq. Onun görə bir tək çalışın, iştirak edin. Uğurlar, sabah görüşək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, müəllim. Sağ olun.